o başkanımız. Hep onu söyle. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferiyle birlikte küresel krizlerin çözülmesi noktasında Türkiye yine kilit ülke konumuna geldi. Uzmanlar yeni dönemde özellikle Ankara-Washington hattına dikkat çekti. Herkesin dilinde bizi yıkmayı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferinin ardından küresel krizlerde Türkiye yine anahtar ülke oldu. Alman siyasetçiler Ukrayna Savaşı'nda Ankara'nın rolüne dikkat çekti. Voice of America'ya konuşan Amerika Birleşik Devletleri uzmanlar, telefon görüşmesini Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Erdoğan'la daha iyi bir ilişki kurmak istediğinin işareti olarak yorumladı. Diğer taraftan Erdoğan'ın Rusya lideri Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Vladimir Zelenski ile ilişkisi Avrupa için umut oluyor. Almanya'daki CDU milletvekili Armin Laschet, Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'nda anahtar ülke olduğunu belirtti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Erdoğan'ı Berlin'e davet etti. Türkiye dahil 47 Avrupa ülkesinin liderleriyle Avrupa Birliği üyeleri Moldova'da bir araya gelecek. Başkan Erdoğan da zirveye katılacak. Liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etmeyi sürdürüyor. Şimdiye kadar 100'e yakın ülke ve kurumdan işbirliği mesajı gelmişti. Dün de Gambiya, Liberya, Güney Sudan, Eritre, Malezya, Libya, Cibuti, Uganda liderlerinin yanı sıra Arap Birliği ve Irak Kürt Bölgesel Yönetiminden tebrik yayınlandı.